sunuyoruz. Ben spikeriniz Özlem Ekici Erakyol. Ödemiş Devlet Hastanesi inşaatında çalışmalar yeniden başlıyor. Ödemiş'te inşaatı duran 250 yataklı yeni Ödemiş Devlet Hastanesi için yeniden ihale yapılırken, kalan çalışmaların 2016 Eylül ayında tamamlanması planlanıyor. Ödemiş'te yüklenici firmanın yaşadığı sorunlar nedeniyle ihalesi iptal edilen ve duran Ödemiş Devlet Hastanesi inşaatının yeni ihalesi gerçekleştirildi. İhalenin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve yüklenici firma arasında sözleşme imzalandı. Atılan imzalarla birlikte firmanın önümüzdeki günlerde bölgede şantiyesini kuracağı öğrenilirken, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, 2013 yılında temeli atılan inşaatın kalan çalışmalarının 2016 Eylül ayına kadar tamamlanacağı duyuruldu. Badem, hastanemizde kalan çalışmaların tamamlanması için çıkılan ikmal ihalesi sonrası imzalar atıldı. Çalışmaların bu hafta itibariyle başlamasını bekliyoruz. Eylül ayına kadar olan dönemde hastane tamamlanarak bir an önce Ödemişlilerin hizmetine sunulacaktır. 250 yataklı modern devlet hastanemizle ilgili çalışmaların yakından takipçisiyiz, dedi. İSSU tarafından çalışma nedeniyle bozulan yolların düzeltilmemesi vatandaşı sıkıntıya sokuyor. Ödemiş'in bazı mahallelerinde vatandaşlar İSSU'nun su patlağına müdahale etmek için bozduğu yolları düzeltmemesinden şikayetçiler. İSSU'nun açtığı çukurlara dolgu malzemesi döküp bırakıldığı, büyükşehirin müdahale etmediğini dile getiren vatandaşlar, sokakların bozuk görüntülerinin Ödemiş'e yakışmadığını söyledi. 3 Eylül Mahallesi Göztepe Sokak'ta yaklaşık bir ay önce su patlağına müdahale eden İSSU ekiplerinin su patlağına müdahale için açtığı çukurlara dolgu malzemesi dökerek bozulan yolu düzeltmedi. Yaklaşık bir aydır müdahale edilmeyen yolun asfalt dökülerek yeniden eski görünümüne kavuşması bekleniyor. Bozulan yola müdahale edilmediğini anlatan mahalle sakinleri, su hatları eski olduğu için sık sık patlamalar meydana geliyor. Patlamaların yaşanmaması için daha önceki yıllarda boruların değişmesi lazımdı. Mahallemizin sokaklarındaki yaşanan su patlağına İSSU ekipleri müdahale etti. Ancak bu sefer de açtıkları çukura dolgu malzemesini doldurup gittiler. Bir aydır söylememize karşın kimse müdahale etmedi. Bu duruma bir çözüm istiyoruz, dediler. Yayla Caddesi'nde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Geçtiğimiz akşam saat 19.15 sıralarında karşılıklı seyir halinde olan iki araç aşırı hız nedeniyle kaza yaptı. Yayla Caddesi'nden Bankalar Caddesi'ne seyir halinde olan 35ZVS80 plakalı araç ile Bankalar Caddesi'nden Yayla Caddesi yönünde ilerleyen 35ZV090 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Havuzlu park önünde aşırı hızdan meydana gelen kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Ödemiş İpeği artık tescilli bir marka oldu. Ödemiş Kadın Kooperatifi 2011 Eylül ayında 7 ortağın katılımıyla ortaklarının ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılamak amacıyla kurulan kooperatif, bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile birçok kadına ekonomik anlamda büyük katkı sağladı. Ödemiş Kadın Kooperatifi kurucuları tarafından Türk Patent Enstitüsü'ne 2014 yılı Temmuz ayında yapılan başvuru 30 Aralık 2015 günü kabul edildi. Ödemiş Kadın Kooperatifi tarafından üretilen tüm ipek ve ipekten üretilen ürünler Arakne İpeği olarak satışa sunulacak. Ödemiş Kadın Kooperatifi Başkanı Ülkü Zerdali ve kooperatif ortağı Ayşe Koldaş konuyla ilgili olarak, Arakne İpek dünden bu yana bir Ödemiş Kadın Kooperatifi İpek Evi Atölyesi tescilli markasıdır. Antik ip aypayı ile ilgili en tanınmış söylence Arakne mitosudur. Nitekim eski çağda birçok yazar Lidya bölgesinin yün işçiliğinde önde olduğunu belirtmiştir, dedi. Başvuru süreci hakkında bilgiler veren Ödemiş Kadın Kooperatifi Başkanı Ülkü Zerdali ve kooperatif ortağı Ayşe Koldaş, Ödemiş Kadın Kooperatifi olarak 2014 Temmuz ayında Türk Patent Enstitüsü'ne yaptığımız el işlerini tek bir marka adı altında toplamak için başvuruda bulunduk. Başvurumuzun sonucu bizlere bir yeni yıl sürprizi olarak 30 Aralık 2015 günü olumlu olarak döndü. Ödemiş İpeği'nin aslında Türkiye'de marka değeri var. Bölgemizin Lidyalılara dayanan mitolojik karakteri olan Arakne ile resmen tescillenmiş oldu.
Ödemiş Kadın Kooperatifi olarak bölgemize ve kültürümüze sahip çıkma adına yaptığımız çalışmalarımızı Türk Patent Enstitüsü'ne tescillendirmiş olduk, dedi. Ödemiş Ticaret Odası'ndan bildirilmiştir. Yurt içi fuarlar. 21 Ocak-24 Ocak 2016 tarihleri arasında Avrasya Tarım 2016 9. Uluslararası Tarım Fuarı, TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul adresinde TÜYAP Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından düzenlenecektir. 26 Ocak-31 Ocak 2016 tarihleri arasında CNR İBOB 2016 İstanbul Mobilya Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy adresinde İstanbul Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından düzenlenecektir. Yurt dışı fuarlar. 26 Ocak-29 Ocak 2016 tarihleri arasında IPM Essen Çiçekçilik Tarım ve Peyzaj Fuarı, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenecektir. 31 Ocak-3 Şubat 2016 tarihleri arasında ICM Uluslararası Şekerleme Fuarı, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecektir. ÖRT Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini dinlediniz. Ayrıntıları ÖRT TV'de yayınlanan haber bültenlerinde bulabilirsiniz. ÖRT yayınlarını www.odemir.tv adresinden de takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.